Türkiye onu Burhan Altıntop'la tanıdı. Ekranların ve sinemanın en başarılı isimlerinden Engin Günaydın'ın renkli portresini izlerken çok eğleneceksiniz. Mükremi'nin zabıta İrfan'ı. Başkan, başkan dedim. Onlar bizim muhitimizin deli anılarıdır dedim. Avrupa yakasının Burhan Altıntop'u. Ben aslında yok. Muhteşem yüzyılın gül ağası. Ney? Soyguncu musun be adam? Aile arasındanın Fikosu. Sizi tavsiye ettiler. Ne açıdan? Bugün için bir para verebilirim size. Neden aşktan kaçıyor? İlişkilerinde neden mutlu olamıyor? İnsan bazı zamanlarda bence hak etmez. Rol için kilo alanlara neden anlam veremiyor? Rol için 30 kilo aldım diyenleri ilginç gözlerle izliyorum. Türkiye'nin en yetenekli isimlerinden Engin Günaydın'ın tüm bilinmeyenleri ve portresi geliyor. Yılı 1996. Tiyatroya ilk adım ve Bir Demet Tiyatro. 1996'da Oto Gargara oyunundaki kısacık rolüyle büyük bir yıldız olacağının sinyalini vermiş, oyunun yazarı Yılmaz Erdoğan'ın dikkatini çekmişti. Oyunda birçok rol oynuyorum. Bunlardan birisi Fransız. Ha, şu Türkçe kısmı ile ilgili değil mi? Evet, Fransız bölümünü izlersiniz ve ondan sonra benim röportajımı çekersiniz. Tamam. Sonra Bir Demet Tiyatro yılları geldi. Engin Günaydın'ı Zabıta İrfan karakteriyle izledik Bir Demet Tiyatro'da. Başkan, başkan dedim. Onlar bizim muhitimizin deli anılarıdır dedim. Kim diyor onlara iş portacı diye dedim. Bravo İrfan abi. Ben öyle sert çıkış yapınca başkan tırsı tabii. Biliyor musun benim ters tarafımın pis olduğunu? Neyse beni öpmeye öpmeye kalktı. Tamam başkan dedim. Meseleyi uzatmanın bir anlamı yok. Yılmaz Erdoğan'ın kaleminden çıkan bu karakterle adını duyurdu Engin Günaydın. Tombala Bale. Ne oldu? Bu opletin kağıdında bedava mı yazıyor? Ben tam şey edemedim. Eğer öyle yazıyorsa bir tane daha vereceksin. Bir Demet Tiyatro'dan sonra Güneş Yanıkları dizisiyle devam etti kariyeri. Ben senin fikirlerini örnek alıyorum baba. Hep cin fikirler senden çıkıyor. Kendine has komedi üslubunu oynadığı her karaktere kattı. Aşkım Aşkım da aşçı Tarık Usta'ydı. Ben seni düşünmekten pilav bile yapamam ama. Anlamadım Tarık Usta. Anlamadan iyi olmuş. Bakık o zaman bir an anladım diye çok korktum biliyor musun? O hikayedeki mal benim gösterisini sergiledi. Enerjimi her zaman yukarıda tutayım ki gecenin bir saatinde herkes desin ki bu nasıl bir enerji? Adam böyle bir enerjide nasıl sahnede hareket edebiliyor? Stand-up gösterisi yapan diğer komedyenlerin aksine havalı değil olduğu gibi gösterdi sahnedeki adamı. İnsanlar saçmalamaktan nefret ediyorlar. Ay öyle saçma. Nasıl böyle bir hata yaparım? Nasıl böyle? Kendime hiç yakıştıramıyorum. Halbuki saçmalamak insanın en, benim en rahat ettiğim konu. Engin Günaydın oyunculukta, komedi dışında da yetenekliydi. Oyunculuk gücünü ilk keşfeden Yazgı filmiyle Zeki Demirkubuz oldu. Skeçlerle keşfedilen doğaçlama yeteneği. Televizyon ekranlarında sevilen bir isimdi. Engin Günaydın'ı oynadığı skeçlerdeki doğal halleriyle sevdi izleyici. Güzel bir türküyle aç bakayım programı. Evet, aman. Güzel bir diz çök böyle. Aman. Senaryosuz çekilen skeçlerde en çok gülünen karakterdi ve doğaçlama yeteneğini gösterdi. Başarılısın sen. Evet. Bu kahramı oynayacaksın inşallah. Canım benim. Kesinlikle aşkım. Evet. Güzel. Çok hadi, güzel oldu. Seninle hiç uğraşacak benim bak. Hadi. Bir fenomen. Avrupa yakası ve Burhan Altıntop. Engin Günaydın'ın 2004 yılında zirve yaptığı proje. Gülse Birsel'in kaleminden çıkan Burhan Altıntop karakteri bir derginin idare müdürü olarak tanındı. Hem seviyorum hem böyle kendisi diye. Ya bilsin ya! Hiç hazır değildim ya ben buna. Kendimi hazırlamamıştım. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Gidiyor.
herhalde. Ana. Nişantaşılı olmaya çalışıp olamayan, elit çevreye girmeye çalışıp giremeyen, zengin olmaya çalışıp olamayan Burhan Altıntop hiçbir şey olamazken çok komik oluyor ve seyirci ona çok gülüyordu. Pis kokuyor. Çünkü gerçek deri çok pis kokar. Genci güzel. Ay biraz renkli bunlar ama. Aa, renk bana gidiyor. Bak şöyle daha iyi tarif etmek açısından böyle bir bak. Ben şimdi açık kumral, İngiliz tipi, saz benizli bir tip olduğum için renk bana gidiyor. Esmer olsam gitmez mesela. Ben aslında yoğum dediği fenomen sahneyi izlerken yıllar geçse de hala gülüyoruz yeteneğine. Ben aslında yoğum. Bence sen ruh hastasısın. Şizofrensin. Kendi hayalindeki yarattığın bir kahramanla kavga ediyorsun. Bilmediğin, tanımadığın bir adamla hayalindeki adamla muhabbet ediyorsun. Ben aslında yoğum. Yoğum. Ve müthiş buluşma. Cem Yılmaz'la Burhan Altıntop'un komik atışması unutulur mu? Gerçekten senin tahtına oturabilirim. Şunu söylememe izin verin. Sakın beni oradayken oturma mı diyeceksin? Bak senin ismini yaptı. Hayır, onu demeyeceğim. Aslanım'la mülakat sırasında bize eşlik edecek misiniz? Ederim, ederim. Hiç canını sıkma. Sakın gerilme. Ben seni yalnız bırakmam. Gerçekten ederim. Merak etme. Merci. Sinemada birçok filmde oynasa da komedi olarak iki performansı kazındı akıllara. Biri Bora filmindeki sahnesiydi. Ya yayıncılık değil de şimdi bu UFO benim gözlemlediğim bir olay. Ben bunu gördüm, bunun fotoğrafını çekmeyeyim mi? Onu da getir, öbürünü de getir. Burada bir sinerji yaratalım. Ama bunlar fake. Ne? Fake. Diğeri de İçimdeki Ses filmindeki performansı. Kendisinin kaleme aldığı filmdeki birçok sahne görülmeye değerdi. Şimdi size soruyorum. Sevgiliniz anneniz gibi konuşursa, anneniz gibi davranırsa ne yaparsınız? Her şey aklıma gelirdi ama Ayşıl'ın anneme benzeyeceği hiç aklıma gelmezdi. Muhteşem Yüzyıl'da Gül Ağa olarak izledik Engin Günaydın'ı. Muhteşem diziye renk kattı performansıyla. Yüz ah çevirseniz fit olurum ben, şey değil. Ney? Soyguncu musun be adam? 50 akçedir bu. Kendi yazdığı ve Binnur Kaya ile başrol oynadığı Vavien de Engin Günaydın'ın filmografisinde önemli bir yere sahip. Sevilay. Efendim. Pikniğe gidelim mi? Engin Günaydın, son dizi projesi Galip Derviş'te obsesif kompulsif bir dedektife hayat vermişti. O dizide beraber oynadığı Algı Eke ile de aşk yaşadığı yazılmıştı ünlü oyuncunun. Sen bir benim yüzüme bakar mısın lütfen? Yüzüme bak. Ha? Ne oluyor? Hülya Hanım hık demiş, Pervin Hanım'ın burnundan düşmüş. O ne demek şimdi? Yüzüme baktı konuş. Başını çevirme sakın. Yüzüme bak. Başını çevirme. Aile arasındanın fikosu olarak gönüllerde taht kurdu. Engin Günaydın dizilerde oynamayacağını ve kariyerine filmlerle devam edeceğini açıklamıştı. 2017'de Gülse Birsel imzalı Aile Arasında filminde başrol oynadı. Hepinizi keserim burada. 50 parçaya bölerim. Giderim dağın tepesine gömerim. Puzzle gibi ararsınız benim kolum bacağım nerede acaba diye. Sizi buraya rica ettik. Rica. O film öncesi Show TV'ye verdiği röportajda bakın karakterini nasıl anlatmıştı. Şimdi sadece yalan söyleyemiyor değil, bir takım hani şeyleri de var. Psikolojik rahatsızlık da yaratıyor bu. Çok zorlanıyor yani. Demet Evgar'la paylaştıkları başrolde yeteneğini bir kez daha gösterdi tüm Türkiye'ye. Kaç kişi bunlar ya? Ana aile arasındaydı. İki saat kız isteme, iki saat düğün. Aile arasında. Aile arasında. Oyunculuğa dijital projelerle devam eden Engin Günaydın 2020'de 10 bin adım adlı mini dizide Devin Özgün Çınar'la birlikte rol aldı. Senin tersi çok pis. Pis mi? Ben hiç öyle bir anıma denk gelmedim. Hey gel, sen pısırık mısın? Evet. Çıktı. Gülüyor mu? Yeniyor. Haluk Bilginer'le birlikte başrol oynadığı Azizler filminde de oyunculuk performansıyla adından söz ettirmişti başarılı oyuncu. Geçen akşam sende kalmıştım ya. Acaba sende kolye unutmuş olabilir miyim? Kolye? Evet, kolye. Zincir gibi. Evet.
Yayınlanan son projesi Andropoz'la da kaleminin ve oyunculuğunun ne kadar başarılı olduğunu bir kez daha kanıtladı Engin Günaydın. Öyle bir düşman ki hayal et. Düşman olduğunu anlamıyorsun. Ama şu anda çok iyi biliyorum. Kimmiş? Zaman ya. Allah'ım kötü şeyler olacak. Hissediyorum. Çok kötü şeyler olacak. Aşktan kaçıyor, ilişkilerde mutlu olamıyor. Oyunculuğu dışında ilginç bir insan Engin Günaydın. Katıldığı show programında Beyazıt Öztürk ona karşı cinse nasıl yaklaştığını sormuş ve ilginç cevaplar almıştı. İnsan bazı zamanlarda bence hak etmez. Ama bazen parti zamanıdır. Aşk iyi bir partidir bence. Aslında ilişki dediğin dış dünya çok sorunlu bir yer. Ben hani ilişki dünyasında çok rahat ve mutlu olmalıyım. Evet. Fakat tam aksi, neredeyse dış dünyada daha rahatım. ilişki dünyasında bütün problemler oraya yığılmış gibi. Binnur Kaya'yla muhteşem arkadaşlık. Avrupa yakasında muhteşem bir ikili olmuşlardı Binnur Kaya ve Engin Günaydın. Burhan! Para ver bana! Para ver bebeğim! Para ver! Para ver Burhan! Ya ne oldu şarkı? Ya lazım kızım! Lazım, lazım, lazım! Ne için lazım? Bana söylemiyorsun ki. Bak paranı çarçur ediyorsun ama. Ne alacaksın? Şeker mi, çikolata mı? Harcama böyle şeyleri. Onlar zaten çok iyi iki dost. Ankara'dan İstanbul'a ilk geldiklerinde Cefa'yı da birlikte çekmişler. Hatta bir dönem Binnur Kaya çalışmış, Engin Günaydın'a bakmış. Hülya Avşar Show'da çalışıyordu. Paraları getiriyordu, biz de yiyorduk. Parasına değil, senaryosuna göre rol seçiyor. Engin Günaydın'ın rol seçimindeki en büyük kriteri iyi oyunculuk gösterebileceği yapımlar. Parayı ikinci planda tuttuğunu söylüyor. İyi oyunculuk, iyi proje benim için çok çekici. Hatta bu yüzden Avrupa yakası bittikten sonra Burhan Altıntop karakteri için gelen teklifleri reddetti. Zira tekrarı sevmiyor ünlü oyuncu. Yeni olan şeylerin olmasını isterim. Burhan Altıntop'u oynamaktan çok mutluydum ama çok uzun süre onu oynadım zaten. Onu tekrar oynamak adı üzerinde tekrar olur. Ve seyircinin de tekrar sevmediğini biliyorum ve bu tarafını da seviyorum. Bir esprili açıklaması daha. Rol için kilo alıp veren oyunculara anlam veremiyor Engin Günaydın. Hayatta almam. rol için 30 kilo aldım diyenleri ilginç gözlerle izliyorum. Çünkü artık sağlık sorunu var dünyada. Hiçbir rol için hiçbir şey böyle hani kendimi 20 kilo verdim bilmem ne abi. Yarın öbür gün ölür giderim bir rol için. Karıştığı tek polemik, tur bindirdim polemiği. Engin Günaydın, mizacı gereği polemiklerden ve tartışmalardan uzak durdu. Karıştığı tek polemik, komedyenler arasındaki tur bindirdim polemiğiydi. Başarılı komedyen zaten çok az yani. Şöyle bir sayayım desen. Siz? Ben sonlardayım. Ben memleketin evet başarılı komedyenlerinde en sonlardayım. Hayırlısı inşallah birinci olursunuz. Yok. Sonlarda olmak güzel. Ben çünkü tur bindirdiğim için. Engin Günaydın, Cem Yılmaz'ın bu iddiasına tüm naifliğiyle şöyle cevap vermişti. Bilmiyorum. Böyle bir yarıştan da haberim yok. Yani haberimiz olsaydı biz de gardımızı alırdık. Ben rakip olarak düşünmüyorum yani. Bir partner olarak düşünüyorum. Yani komedide rakip yoktur. Birisi birisinden daha iyidir diye bir şey yok. Herkes kendi alanında hareket ediyor. Yıllar sonra gelen Burhan Altıntop itirafları. Engin Günaydın son olarak Bloomberg HT ekranlarında birebir programına konuk olmuştu. Samimi itiraflar yapan Günaydın, Burhan Altıntop karakterinin bazı sahnelerini unuttuğunu itiraf etmişti. Evet, bazı bölümleri ben hatırlamıyorum bile. Sonrasında yani bittikten sonrasında artık izledim. Bu sahneyi ben ne zaman oynadım falan diye. Çünkü dizi süreleri çok uzundu ve gerçekten bazı sahneleri hatırlamıyordum. Bakın Engin Günaydın, Burhan Altıntop karakterinin ortaya çıkışını nasıl anlatmıştı programda? Tabii ki Gülsen'in karakteri, Gülsen'in yazdığı bir karakter. Ama komedi performanslarında senaristle oyuncunun beraber çalışması çok önemli. Gülse bu konuda çok açıkta birisi. Ben de bu konuda çok açık birisiyim. Ve birbirimize çok destekledik. Son yıllarda reklam filmlerinde de rol almaya başlayan Engin Günaydın, tüm enerjisi, kendine has tarzı ve güldüren performanslarıyla hayatımıza. Onu izlemek gerçekten büyük keyif.